Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar, biliyorsunuz geçen videoda Sadık Çift Pınar'ı pazardan bulamamıştık ve sonra bir anda bulduk ve 1 milyon coin harcadık onun için ve bugün de sizlerle birlikte Dorukhan Toköz'ü alacağız ve onun için bayağı bir coin harcayacağız. Yorumlarda en beğenilen yorumu olmuş Türk Gücü serimize hoş geldiniz bu arada arkadaşlar. Videoya başlamadan önce beğenmeyi ve yeniyseniz de kanala abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar, lafı fazla uzatmadan o zaman hemen videoya başlıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Dorukhan Toköz burada. Pazarda gerçekten sadece bir tane var, yani gördüğünüz gibi umarım satılmaz bir anda. Pazarda bir tane varmış. Türk oyuncu, Beşiktaşlı oyuncu Dorukhan Toköz. Çok istemişsiniz. Özelliklerini de beğendim 59 gene göre. Bu adamı yükseltince bayağı güzel özellikleri olabilir. Umarım da arkadaşlar bu su da yüksek bir oyuncudur diyorum. Ve hemen buraya arkadaşlar Maxi'ni 69 yapayım ki hani şey olmasın. Dorukhan'ı direkt görebilelim diye yaptım bunu. Umarım Dorukhan'ı direkt görürüm diyecektim ki Dorukhan neredesin abi? Evet gördük. 8 yan boost'u var. Güzel abicim. 8 yan boost şimdilik yeterlidir. Evet zaten sadece 8 yanmış. Olsun, sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar Oğuzhan Özyakup'u tabii ki buna basacağız ve 14 yan artıyor. O yüzden biraz daha arttırmamız lazım. Tabii ki tam 21 yan yükseltmem lazım. 21 yan de evet şu an 21 yan yükseldi ama bayağı bir boost gitti. Arkadaşlar yani bu videoyu bu arada gerçekten beğenmeyi unutmayın. Çok beğeninize ihtiyacım var. Bir önceki video 25.000 izlenmiş. O video 2000 beğeniyi geçebilirdi ama söylemedim 2000 beğeni diye. O yüzden geçmemiş. Hemen 2000 beğeni yapalım arkadaşlar bu videoyu aşağıdan. Ve yeniyseniz de kanala abone olun ve bildirimleri açın dediğim gibi. Hadi bakalım, bastım. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bu adamı 21 yan yükselttim şu anda. Dorukhan Toköz. Türk bir oyuncu. Türk oyuncu çok az var bu arada kadroda. Böyle yapmam iyi oluyor arkadaşlar. Sadık'la Dorukhan yeni geldi. Bu arada arkadaşlar kadroda yaptığım değişiklikleri hemen söylüyorum. Kadronun dizilişini böyle yaptım. En son böyle miydi bilmiyorum. Onyekuru geldi. Trezeguet geldi. Bu şekilde bir takım yaptım. Yani Onyekuru geldiği için Trezeguet falan geldi. Arkadaşlar bu videodan sonra hangi değişikliği yapalım ve hangi oyuncu yükseltelim? Arkadaşlar artık bir tane oyuncu yükselteceğiz. Onu da yorumlara yazın. Yine en beğenilen yapacağım. Bir tane değişiklik ve bir tane de oyuncu yükseltme yapacağız. Bunu kesinlikle yorumlara yazmayı unutmayın. Takımımızın şu anki hali bu şekilde. Muhtemelen santraforu değiştirmemi isteyeceksiniz ama hadi bakalım sizdeyiz. Haydi arkadaşlar o zaman hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, bu arada bir sonraki Türk Gücü videomuzda muhtemelen Fenerbahçe'ye karşı oynayacağız. Çünkü şu anda karşımızdaki, yani bir sonraki rakip Fenerbahçe'ymiş. Bir sonraki Türk Gücü videosunda izleyin, o videoda da bayağı eğleniriz. Hadi bakalım arkadaşlar o zaman bu maça başlıyoruz. Bakalım bu maçta neler olacak arkadaşlar. Maçları kırpayım mı kırpmayayım mı diye bir önceki videoda sormuştum. Çoğunuz kırpma demişsiniz arkadaşlar. O yüzden maçları kırpmayacağım. Baştan sona güzel ve eğlenceli bütün oyuncuların ne yaptıklarını görebileceksiniz. Hadi arkadaşlar o zaman tekrardan dediğimiz gibi başladık. Onyekuru. Onyekuru'nun sol forvet kartı bakalım nasıl bu arada, onu hiç görmedik. Şimdi Victor Moses. Victor Moses bu arada bu kadroyu bir an önce 120 kimya yapmak istiyorum. Kagawa pazara geldi mi bilmiyorum. Ona da videonun sonunda bakarız. Bir sonraki videoda belki alabiliriz. Güzel olur. Hadi abi. Jagne ve gol. Mbaye Jagne 8. dakikadan 1-0 öne geçtik. Bakalım Dorukhan nasılmış arkadaşlar. Dorukhan'ı çok merak ettim. Mbaye Jagne'den bir tane gol geldi bu arada. Gerçekten gayet güzel. Golleri de bu şekilde sayabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlara yazanları kalp koyuyorum gol krallığını. Yani bu videoda kimin kaç tane gol attığını yorumlara yazabilirsiniz. Onları da dediğim gibi gördükçe kalp koyuyorum. Bütün yorumlarınızı da okumaya çalışıyorum. Genelde okuyorum. Dorukhan defansif anlamda güzel bir müdahale imza attı. Ve topu fena sürmüyor arkadaşlar. Yani bayağı yanlarını. Öyle bir sıkıntısı var ama hangi hareketi yapıyor? Hiçbir hareket yapmıyor. O biraz sıkıntı. Dorukhan Toköz. Devam abi devam. Sen devam et. Geçemedik. Ver Şikirtel. Dorukhan'la bir gol atmayı deneyeceğim arkadaşlar ama çok fazla zamanımız yok. Yani Dorukhan'ı o kadar zaman tanıyamayız. Bir iki pozisyon deneyeceğiz ama bakalım. Şimdi Dorukhan Toköz. Hani bu videoda Dorukhan'ı aldığımız için onunla birazcık deneyelim derken Dorukhan plase vuruş out'a çıktı. Maalesef arkadaşlar yeterli görmedim şimdiye kadar ama tabii ki daha Dorukhan'ı yükseltebiliriz. Ayrıca özelliklerine de bakalım neyi düşükmüş onu bir görelim. Sadık Çiftpınar mesela gerçekten çok güzel defansif müdahaleler yapıyor şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla. Dorukhan fena gitmiyor şu anda. Dorukhan çalımlarını yapıyor abi. Hiç sprinte basmaya gerek yok bu adamda ilginç bir şekilde. Dorukhan plase şutunu beğenmedik. Bir normal çekelim bir de. Dorukhan Toköz 80'lik Dorukhan Toköz. Golünü attı arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten. Hani sprinte basmadan da olsa hani bilek hareketleri fena değil. Özelliklerine dediğim gibi bakacağım. Oğuzhan Özyakup'la da karşılaştıracağım. Karşılaştıramayacağım gerçi ama başka oyuncularla karşılaştırabiliriz. Çünkü Oğuzhan Özyakup'u Dorukhan'ın üstüne basmıştık hatırlarsanız arkadaşlar. O yüzden maalesef karşılaştıramayacağız. Jack ve şimdi Moses. Victor Moses. Güzel gidiyor. Fena gitmiyor. Güzel bir hareket. Evet. Moses. Çek topu. Moses.
vurdu topa ve Victor Moses, arkadaşlar şu andaki 3 gol tam olarak ayarlamadım. Yani bir tek Dorukhan'ın golünü ayarlayarak attım. Ama arkadaşlar şimdiye kadarki 3 gol ne oldu biliyor musunuz? Birisi Fenerbahçe, birisi Galatasaray, birisi de Beşiktaş'tan geldi. Ve bütün Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş taraftarlarını bu videoyu beğenmeyi davet ediyorum. Ayrıca Fenerbahçe'nin bugün Avrupa maçı var. Bakalım ne olacak? Galiba Galatasaray'ın da var. Arkadaşlar şu anda tam hatırlamıyorum. Galatasaray'da evet Avrupa'da. Kimlerin var tam hatırlamıyorum ama Fenerbahçe'nin Zenit'le kesin var. Galatasaray'ın Benfica'yla da var. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Arkadaşlar zaten video yayınlandığında daha maç oynanmamış olacağı için tahminimi yapabilirim. Moses bir şut daha çekecek bu arada. Fenerbahçe Zenit'i eleyecek. Galatasaray'ın da gerçekten çok elemesini istiyorum. Ama arkadaşlar zor. Çünkü bayağı bir zora düşürdüler ama Luyendama'nın attığı kafa golü umarım bir işlerine yarar. Ve umarım elerler arkadaşlar. Başarılar diliyoruz. Yorumlarda siz de başarılar dileyebilirsiniz. İki takıma da bu arada Luyendama ve maç bittiyse de maçın sonucunu gülerek falan yazabilirsiniz. Yok Fenerbahçe eleyemedi, Galatasaray eledi falan tarzında öyle şeyler de olabilir çünkü. Ama bence Fenerbahçe eler artık. Yani gerçekten bunu da eleyemezse çünkü takım cidden çökmüş durumda olur. Quaresma alamadı. Quaresma sağ forvete koyduk bu arada boostu yükselsin diye. Aa Quaresma ilk defa sağ forvete koyduk. Dur bakayım o nasıl oynuyor. Dorukhan topu alabilecek mi, alamadı. Sadık ne yaptın Sadık? Sadık saldı iyice. Şikirtel Sadık'la birlikte evet şimdi topu aldık. Ama hakem çok saçma bir faul verdi. Gerçekten bayağı ilginç bir faul verdi. Bu durumda bizi gerçekten üzdü. Barajı çıkar dedim. Neyse gol yemedik. Sıkıntı yok. Kalecimiz Muslera'ya zaten güvenimiz sonsuz arkadaşlar. Defanslarımız da güzel. Süper Lig'deki en iyi 3 defans olarak yani en iyi ilk 5'e kesin girer bu 3'ü zaten. O yüzden güzel defanslarımız da var. Quaresma niye bu kadar geride duruyor bilmiyorum. Moses'la Quaresma'ya geçmeye çalıştım ama geçemedim. Evet Quaresma şu an ileri doğru çıktı. Bu bizim için güzel bir durum. Quaresma'ya gelecek mi? Top geldi. Şimdi Ricardo Quaresma şu an denemek istiyorum arkadaşlar. Kaç videodur çünkü düşük boost'ta oynayamıyordu. Ona rağmen goller atıyordu ama çok oynayamıyordu. Quaresma yapamadı abi hareketini maalesef. Şimdi Luyendama pres yapacak, yapamadı. Sadık pres yapacak, Sadık da yapamadı. Şikirtel pres yapacak, son adam kaldı Şikirtel ama arkadaki adamı tutamıyor. Şikirtel çok güzel bir müdahale. Abi Şikirtel kurtarıyor bizi var ya gerçekten. Yani diğerleri efsane diyemeyeceğiz ama Şikirtel kurtarıyor. Quaresma şimdi. Quaresma geçti ilk adamı. Quaresma çok hızlı gerçekten. Şutu nasıl abi? Quaresma! Ricardo Quaresma işte abicim. Gerçek Quaresma böyle vurur. Gerçek Quaresma böyle koşar. En yüksek kartı zaten. Quaresma'yı 90 gen yapmamı çok istiyorsunuz. Onu da yakında yapabiliriz. Bayağı bir antrenman boost'u gidiyor abi bu oyuncular ama gerçekten yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu seriye bayağı harcama yapıyorum. Siz de beğeniyorsunuz arkadaşlar. Videoyu da like'lamayı da unutmayın. Bu durumda arkadaşlar çok fazla harcama yapıyoruz. Karşılığını da bu şekilde alalım. Yani oyun şeyi bir 2 saniyelik beğenmeye karşılık verebilirsiniz. Quaresma güzel bir deneme ama mantıksız bir pas. Güzel bir deneme değil aslında. Dorukhan Toköz defansif anlamda bu arada muazzam. Yani gerçekten çok güzel derken çok güzel kaçtı. Plaseleri iyi değil. Maalesef değil abi. Keşke iyi olsaydı daha yine de zor pozisyondu zaten. Son bir şans olabilir Quaresma topu kapabilirse ya da Moses ama olmayacak galiba. Evet arkadaşlar maalesef son bir şans olmadı. Ve şimdi Kagawa pazarda var mı ona bakacağız. Şu maç bir bitsin. Evet arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte hemen pazarda Kagawa bulunuyor mu? Buna bir bakalım. Umarım pazarda Kagawa vardır arkadaşlar. Bakalım Kagawa pazara koyulmaya başlandıysa her şey bizim için süper olacak. Şimdi hemen şöyle devam edelim. Mücadele paketini açalım. Hatta ücretsiz paketi de sizlerle birlikte açmak istiyorum arkadaşlar. Günde 4 kez açmam gerekiyor bunu en az. Çünkü bayağı bir işime yarıyor bu paket benim. Bayağıdır da açmadım yani 5 saatten fazla kesin olmuştur. Evet arkadaşlar şunu bir açalım. Ben bunları her sene videoda açacağım arkadaşlar. Belki bir ara elit çıkar videoya denk gelmesini istiyorum. Ama ben ilk FIFA Mobile'e başladığımızda yani bu yeni sürüme başladığımızda bir tane elit hedefim vardı. Hala çıkartamadım. Niye çıkmıyor bilmiyorum. Umarım bir ara çıkartırız. Bu arada pazara sürekli 88 binlik Dorukhan koyuluyor. Yani galiba bu ne arkadaşlar biliyor musunuz? Bu muhtemelen bot koyuyor bunları ve Dorukhan Toköz aslında koyulan Dorukhan Toköz'ler de pazarda gözükmüyor. Hani benim EA Sports'la alakalı düşüncem bu bence böyle ama bilemeyiz tabii. Kagawa yazacağım tekrardan. Umarım koymuşlardır artık Kagawa'yı. Abi bu adamı ne zaman pazara koyacaklar ya? Kaçtı bu adamın reytingi 82 değil miydi abi? 80-84 arası yazacağım. Takım Süper Lig Beşiktaş pozisyonda MEO. Abi bu adamı ne zaman koyacaklar pazara? Ben gerçekten anlamıyorum ya. Cidden anlamıyorum. Yani bu adamı artık bir pazara koysunlar diyorum. Cidden sinirlerimi bozmaya başladılar arkadaşlar. Yorumlara yazın. Bununla ilgili bilginiz varsa artık zamanı gelmedi mi? James Rodriguez tamam satılamıyor. Bu haftanın ben dün çıkardım bu arada arkadaşlar. Onu çıkardım videoyu da. Birazdan etrafta çıkacak videolardan gidebilirsiniz. Ayrıca iyi butonunda da vardır. Oradan gidebilirsiniz. Gerçekten çok eğlenceli bir video olmuştu. Her neyse şu an Brandt'a bakalım. Mesela Brandt da satılamıyor. Acaba Brandt o haftanın kimiydi ama? Beler abi bu hafta, Dante de bu hafta. Gerçekten anlamadım. Bu arada dediğim gibi kadroyu açayım. Kadroyu yorumlarınızı tekrardan hepinizin bekliyorum.
buraya yorumlarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu kadroya açık yorumlar kısmından istediğiniz yorumlamaları yapın. Kimleri değiştirin? Jack ne değiştir? Şunu al veya Trezeguet'i değiştir. O ne alaka oraya falan tarzında istediğiniz yorum yapabilirsiniz. En beğenileni yapacağım. Ne beğenilirse onu yapıyorum. Bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Ve burada da videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Etrafta çıkan videolardan bir önceki kanala yüklenen videoya ve sizin için önerilen videoya gidebilirsiniz ve kanala abone olma butonundan da abone olabilirsiniz. Eğer bu videoyu ilk gününden izliyorsanız arkadaşlar, muhtemelen kanala son yüklenen video bundan bir önceki olan efsane Rodriguez çıkardığım video, ona da gidebilirsiniz. Hoşçakalın, sizi seviyorum ve bye bye.